tam 43 haftadır burada adalet arıyoruz. Hak, hukuk arıyoruz. 43 haftadır aslında bu toplumun kesilen nefes damarlarının yeniden açılması için çaba sarf ediyoruz. Evet, toplumun haber alma hakkı aslında elinden alındı. Toplumun bilgilendirme hakkı elinden alındı. Ve bugün bu ülkede basın adeta tek sesli bir koroya döndürülmüş durumda. Tek kişinin hakimiyetinde tek sese dönüşmüş bir ülkede adalet arayışımız devam ediyor ve devam edecek. Bu ülkede adalet arayanlar, bunun için hayatını ortaya koyanlar var. Biliyorsunuz bu ülkede Semih Özakça ve Nuriye Gülmen neredeyse 150 güne varacak bir açlık grevi yürütüyorlar. Niçin? Onlar da işlerini istiyorlar. Emeklerini geri istiyorlar. Bu ülkede insanlar açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyor. Devlet şu anda bunu yapıyor ve bu iki tane onurlu insan bunun karşısında bir direnç ortaya koymaya çalışıyor. Ama kaçımızın haberi var bundan? Ya da bu toplumun kaçta kaçı bundan haberdar? Bu insanların yaşamını, hayatını ortaya koyduklarından. Nuray Semih serbest bırakılsın. Nuray Semih serbest bırakılsın. Nuray Semih serbest bırakılsın. Nuriye Gülmen, Semih Özakçı arkadaşlar. Yine 5. gününe giren bir adalet nöbeti var Diyarbakır'da. HDP milletvekillerinin başlattığı vicdan ve adalet nöbeti de devam ediyor. Küçük de olsa toplumda bu tür şeylerin ortaya çıkması, bu tür tepkilerin bir şekilde toplumda buluşturulması bu ülkenin geleceği açısından önemli. Cumhuriyet Gazetesi davasını hep birlikte izledik arkadaşlar. Nelerin yaşandığını, nelerin kumpas haline dönüştürülüp gazetecilerin yargılandığını ve o gazetecilerin aslında yargılanırken o yargılayanları yargıladıklarının hep birlikte tanığı olduk. Bu ülkede düne kadar şu an FETÖ diyenlerin dün onun olduğunu ispat edip kitaplar yazanları bugün FETÖ davası adı altında yargılamaya çalıştıklarını görüyoruz. Evet, bu kadar hukuksuz, bu kadar adaletsiz. Hukuk bugün yok denecek noktaya getirilmiş durumda. Evet, bu ülkede adalet ve hukuk diyenler aslında bu ülkede hukukun, adaletin nasıl ayaklar altında çiğnendiğini son davalarda hep birlikte tanık olduk. Tüm canlar aşkına yazarımı sunuyorum. Canlar, Alevleri Ses olan TV10 43 haftadır sessiz, sakin bir haber, Alevlerden bir haber kendi mücadelesini sürdürmeye çalışıyor. TV10 bizim için, Alevi kurumlar için çok önemli bir yayın aracıydı. Alevilerin medyasıydı. Eksikliğini özellikle bizim Alevi takvimlerinde görmüş olduk. 2 Temmuz'da Sivas'ta, 3 Temmuz'da Çorum'da şehitlerimizi anarken, 4 Temmuz'da Hacı Bektaş'ta dergahımıza sahip çıkarken canlı yayınlarıyla bizim anmalarımızı, eylemlerimizi bırakın Türkiye'yi tüm dünyayla buluşturuyordu. Bu sene bunun yokluğunu ciddi bir şekilde hissettik. Önümüzde 5 Ağustos var. 5 Ağustos'ta yine gasp edilen haklarımızdan alınan dergahlarımızdan bir tanesi olan Hacı Bektaş dergahında cam yapacağız. Yine geçen sene de orada canlı yayında bizleri dünyayla buluşturmuştu TV10. Yine eksikliğini hissedeceğiz. Ülkede yaşanan olağanüstü sürecin, yaşanan haksızlıkların, hukuksuzlukların dışarıya yansımaması, dünyaya buluşmaması, Alevilerle buluşmaması adına operasyon yapılan TV10'u biz derhal geri istiyoruz. Özellikle 143 gündür açlık grevinde olan Nuriye ve Semih arkadaşın seslerinin kısılması,
TİVA'nın sesinin kısılmasının ve dünyaya duyurulmasının yine bir etkenidir. Dolayısıyla bizim sesimiz kulağımız olan TİVA'nı derhal geri istiyoruz ve Alevilerin sesinin susturulmasını kınıyoruz.